Oynamadan herkese selamlar, ben Ümit. Bugün Pantomers adlı oyunun rehber videosu ile karşınızdayız. Oynayma FPS tarzında. Menülerden başlayarak hızlıca anlatıma geçelim hemen. Şurada ana sayfa bölümündeyiz şu anda. Bu bölümde direkt maç, envanter ve mağaza kısımlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunlar şu kısımlar oluyor. Bunun dışında şurada bir klan bölümü var. Şurada yine aynı şekilde gözüküyor. Fakat şu anda klan bölümü kapalı. Hatta sıralama da şu an kapalı. Bunun dışında şurada etkinlik bölümü var. Buradan son çıkan işte etkinlikleri görebiliyorsunuz. Burada bir chat kısmı var. Buradan chat'i görebiliyorsunuz. Posta kısmından size gelen mesajları görebilirsiniz. Şuradan sohbet kısmı var. Burada gördüğünüz gibi buradan arkadaş ekleyebilir ya da klan üyeleriyle falan muhabbet edebilirsiniz. Bunun dışında şurada profilimiz var. Tıkladığınızda direkt burada işte KD oranı vesaire şeyleri burada gösteriyor. Bildiğimiz standart istatistiklerimiz oluyor bunlar. Şurada detaylı bir şekilde oynadığınız son oyunları falan görebiliyorsunuz. Bunun dışında şurada elmas ve gold dediğimiz bir oyun parası ürünü var. Yine bunun dışında şu üst kısımdan işte F1, F2 ve F3 denilen bölümlerden geçişler yapabiliyorsunuz. İşte ayarladığınız silahlar arası geçişi bunlarla yapıyorsunuz. Hatta onu da gösterelim hemen, envanter diyerek buradan silahlarınızı ayarlıyorsunuz. İşte F1, F2 ve F3'ü ayarladıktan sonra bunlar arasında oyun içine geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında şurada repair bölüm var. Buradan repair diyerek silahlarınızı tamir edebiliyorsunuz. Hani burada çok fazla karışık bir durum yok. Normal silahlarınızı buradan ayarlıyorsunuz. Tek farkı buradan işte silahlarınızın gelişme durumu var. İşte eksinizi kastıkça, hani o silahla kastıkça size burada eks geliyor ve bu eks ile silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Kısacası durum bu. Bunun dışında işte karakterlerimiz var burada göreceğiniz üzere. Bunlar tabi bende şu anda herhangi bir şey yok. Mağaza kısmına geçelim isterseniz. Mağaza kısmından gösterelim bunları. Şu anda bu şekilde silahlarımız gözüküyor. Buradan gruplama yapabiliyorsunuz. Fazla bir seçenek şu an için olduğu söylenemez işin aslı. Bunun dışında şurada karakter bölümü var. Buradan karakterlerinizi alabiliyorsunuz. Her bir karakterin belirli özellikleri var. Şöyle ki mesela benim karakterim, şu anda bende olan karakterin belli bir eksiye ulaştıktan sonra bu şekilde bir bomba atar geliyor eline. Bunu kullanabiliyorsunuz ya da yere bu şekilde bir taramalı silah koyabiliyorsunuz. Benimkinin özelliği bu. Victoria'da mesela bu şekilde bir uzaktan kumandalı bir silah gönderebiliyorsunuz. Bundan mayın koyabiliyorsunuz gibi gibi özellikler var. Her karakterin farklı özellikleri var. Kısacası bunun dışında şurada ek özelliklerden bazı ek özellikler olacak muhtemelen. Fakat şu anda bunlar kapalı. Bunun dışında şurada help dediği kısımdan yardım paneli oluyor. Bunun dışında da başka gösterilebilecek bir şey şu an için yok gibi gözüküyor. Direkt maç deyip bir oyuna girelim isterseniz. Oyuna geçmeden önce hemen şöyle oda kur deyip modları gösterelim istiyorum. Takım ölüm oyunu var gördüğünüz üzere. Bu standart artık ölüm oyunu bildiğiniz gibi. Bunun dışında şu şekilde bir bomba bölümü var. Bul ve yok et olarak geçiyor. Bunun dışında herkes tek bir bölüm var. Burada işte herkesin tek olduğu bir bölüm. Ele geçirme bölüm var. Burada capture flag tarzı bir bölüm yine. Bunun dışında özel modlar var sanırım, şu an kapalı yine aynı şekilde. Bunun dışında gördüğünüz üzere şu anda bir PvE modu yok, sadece PvP modlar aktif. Ben şöyle hemen hızlıca bir oyuna girmek istiyorum. Şöyle boş odalardan birine girelim. Mesela şuna girelim hemen. Ve katıl deyip oyuna geçelim. Evet, oyunumuz başladı. Şu an yeni başlamış sanırsam. Tuşları standart gözüküyor. Shift ile koşuyorsunuz. Bunun dışındaki tuşlar standart. Şöyle birini vurayım hemen. F tuşunda, aha göremedim ya lan. F3 ile direkt F1, F2, F3 arası geçiş yapabiliyorsunuz dediğimiz gibi. F3'te benim sniper'ım var. Bunu aldım direkt. Bunu bir deneyimek istiyorum. Bunun dışında mesela F tuşuyla dediğimiz gibi direkt yakın mesafe vuruşu yapabiliyoruz. Şöyle bir koşayım. Şöyle devam edeceğim. Biraz geç yapıyor kapatma açma olayını ama enteresanmış. Şöyle devam edeyim. Şu 4'te mesela bombamız var. Enteresan bir bomba, şöyle direkt atabiliyoruz. Biri gelecek gibi geldi ama. Evet, şöyle arkalarına dönmeye çalışacağım ama. Evet, şöyle bekleyelim mesela biri gelirse. Şöyle vurabileceğim. Aha ölmedi lan.
Evet öldüm. F1'e tekrardan geçeceğim. Sniper için kötü bir map. Şöyle hemen hızlıca geçeceğim. Ben şu an Scar L silahını aldım. Ya da Scar H silahı. Pardon, aşağıda yazıyorum zaten. Scar H silahını aldım. Bu birazcık daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama. Bu arada asist verdi oradan. Az önce vurduğumuz adam herhalde öldü. Şöyle köşelerden gideceğim. Oyunun betasında optimizasyon sıkıntıları vardı. Gerçi şu an hala biraz var ama bu biraz düzeltilmiş durumda. Oha, yanımdaymış ya lan adam. Korktum. Hayır 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 ya. Arkadaki adamı vurmuştum, ne güzel. Bu arada her bir karakterin özel güçleri olduğunu söylemiştim. Şu sağ aşağı kısımda, pardon, evet, sağ sol aşağı kısımda görüyorsunuz. Sol aşağı kısımdaki C tuşunda mesela özel silahımız var. Bunu kullanmak için birazcık hani adam öldürmeniz gerekiyor. Birazcık o puanı kasmanız gerekiyor. Enerji tarzı bir şey var gördüğünüz gibi. Gel buraya. Gel buraya. Aha, öldürdüm. Aha, asist verdi ya. Neyse, şöyle gitmeye çalışayım ben. Aşağıdaki puanı tamamladığımızda şu Sentry Gun'u kullanmaya çalışacağım ama bakalım. Hadi be. Öldürüp de mi öldüm? Asist mi verdi? Göremedim ama asist vermiş. Ben öldürdüm diye bir bırakmıştım ama hep böyle oluyor ya. Benim şu anda dürbünüm yok. Bunun sebebi silahı geliştirmemiş olmam. O az önce envanterde gösterdiğim kısımdan silahınızı geliştirmeniz gerekiyor bu dürbünün falan açılması için. Şöyle gideyim. Biz bayağı bastırıyoruz şu an ama bu bizim için kötü. Direkt oradan sıkıyorlar yani, kendi bezlerinden. Doğdukları an zaten vuramıyoruz. Bir koruma alanı geliyor direkt birkaç saniyeliğine. O arada bizi vuruyorlar bayağı bayağı. Ben şöyle gideyim bakalım. Ulan. Buraya kadar gelmişler. Yalnız kan efektleri falan fena değil gibi. Bayağı kötü sıktım değil mi orada? Bu arada şunu fark etmişsinizdir sanırım. Silah arası geçiş yaptığınız zaman şu aşağı kısımdaki puanlar sıfırlanıyor. Yani enerji sıfırlanıyor. Haliyle bir silahta kalmanız mantıklı olacaktır o güçleri kullanmak için. Biz biraz şöyle oynamaya çalışalım diyeceğim ama bayağı zorluyor beni şu an. Hani beklemek de anlamsız. Gidersem de öleceğim. Çok böyle kararsızım. Öldüm. Öldüm. Direkt öldüm ki. Saçma ötesi. Aha, adam oradan bir tane helikopter göndermiş. Vay arkadaş. Şöyle bir gitmeye çalışacağım yine ama. Oyun bayağı sürecek gibi çünkü 250 puanlık yapmışlar. Öleceğim lan. Adam ne koydu öyle be. Geri kaçayım. Canım herhalde dolmaya başlıyor mu acaba? Yavaş yavaş dolduğu gibi ama çok az sanki. Ulan tırstım. Sniper 98 vuruyor. Hani tek atmıyor ki biraz olsun böyle zorlasın olayı diye düşünülmüş sanırım ama yine de mantıken tek atması daha iyi olabilir sanki, bilmiyorum. Şöyle gideceğim ama orada biri var. Ben şu an dokunsalar öleceğim. Sakat bir durum bayağı ya. Hah, birini öldürdüm en azından. Güzel. Şöyle şuradan çıkabilirsem. Dur bakayım. Hadi be, çıkılmıyormuş oraya. Aha, biri var orada. Aha, birini daha öldürdüm. Vay be. Adam dokunsa öleceğim. Birini daha öldürdüm orada. Ne güzel. Üçüncü kişiyi öldürdüm. Mesela C'ye bastığımda bombalı bir silah geliyor. Bombalı bir silah nedir ya? İşte bir silah gelecek. Ya da V'ye bastığımda yere bir tane silah koyabileceğim. Bu karakterin özelliği o. Evet, bu kötü oldu. Ben şimdi silah değiştirirsem de gidecek. Çok sakat bir durum şu an. Onlar için sniper bayağı iyi. Köşeden direkt bakıp vurabilecekler de bizim için ah sıkıntı. Biri lan, o ne oğlum? Vay arkadaş.
Adam bayağı bayağı sıkıyordu ya onunla. Hadi. Hadi Doğak. Şöyle devam edeyim. Süre uzuyor mu acaba ya? Uzuyor sanki bir ara. Aa, birini öldürdüm. Şurada biri daha var da sakat orada. Dur bir dakika, öldürmüşler. Gideyim koşa koşa. Şuna biniliyor mu lan? Aha, gidilebiliyormuş valla. Üstüne gidilebiliyor da. İçine binilmez tabii ki, öyle bir şey yok. Hah, onu da öldürdüm. Gayet güzel. Şöyle devam edeceğim. Yalnız nişan almak falan biraz zor ya. Enteresan yani. Aha, biri var orada da. C'deki skill'i açtım. Ah be, birazcık daha uğraşırsam V açılacak. Ona uğraşayım. Azıcık daha kasarsam V'deki skill açılacak. Onu da gösterip zaten videoyu bitirir sanırım. Şöyle devam edeyim. Biraz daha vurabilirsem çok güzel olacak. Şuradan koşsam gitsem mesela. Bir şey diyor ama. Süre falan var mı acaba ya? Lan nerelere geldim ya? Ah, tırstım. Şuradan gideceğim. Böyle geçelim. Birileri vardır burada be. Allah belanı, o ne lan? Adamlar pusuya yatmış ya. Ulan ne olduğunu bile anlamadım. Dur şimdi, halledeceğiz. Koşa koşa gideyim. Bomba attım, patlar mı acaba? Oha, aşağıdan girecek şimdi, dur. Bu ne lan? Abi dalga mı geçiyorsun ya? HSA atacağı tuttu. Şuradan bir daha gideyim. Ben o silahı açacağım ya, taktım kafaya. Birazcık daha oynarsam açılacak. Hadi. Haydi göreyim seni. Tam bombalı gora, hadi. Hadi. Hadi be, olmadı. Bombaya patlar dedim ama bomba geç patlamış baya. Ben şöyle bir daha koşayım. İndi, halledeceğiz hadi. Ha, sis verdi. Uf, yine vurdu biri oradan ama. Dur bir dakika. Hadi ama ya, HS atacağı tutuyor abi herifin. Heh, açıldı. Tamam. Tamam, açıldı. Şu V'deki skill'i hemen koymak istiyorum şu tarafa doğru bir yere. Koşayım, koşayım da koşayım. Oraya yakın bir yere koyayım da. Tam böyle adamların girişini tutsun lan. V'ye basılı duracakmışım. Basılı durup bunu böyle koydum. Hayır. Bomba atma, hayır. Hayır. Lan ben o kadar uğraştım onu koyayım diye. Repair yok mu bunun? Tamir edemiyoruz mu? Abi lanet gelsin ya. Ben o kadar uğraştım, adam tek attı bombayla. Heh, dağılın lan. Çok sinirlendim şu an. Dümdüz giresim geldi işlerini. Hadi bağlım. Hadi be. Neyse, bu oyun böyle bayağı sürecek gibi geliyor. O yüzden çıkalım isterseniz artık. Şöyle çıkayım. Videoyu bitireceğim, dediğim gibi yeterince uzadı. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri fena diye diyebilirim. Hani fena diye diyebiliriz. Bunun dışında sesleri güzel diyebilirim. Yine bunun dışında oynanabilirlik kolay, rahat, birazcık alışmak gerekiyor tabii ki yine. Bunun dışında oyunun boyutu 2 GB kadar falan bir şey olması lazım. Bunun dışında da başka söyleyebileceğim şey şu an için yok gibi gözüküyor. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese iyi oyunlar, iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.